bir konuyu açıklığa getirmemiz lazım, kavuşturmamız lazım, mutabık olmamız lazım. O da şu, hizmet hareketi diye bilinen, Fethullah Gülen cemaati diye bilinen örgüt, yapılanma 17-25 Aralık'tan sonra mı FETÖ oldu, 15 Temmuz'dan sonra mı FETÖ oldu? Şimdi siz hep birlikte ve haklı olarak kendinize diyebilirsiniz ki efendim 17-25 Aralık'tan sonra biz bunların terörist, adi, alçak olduğunu anladık. O zaman sorarlar, derler ki bizim Muharrem İnce bir soru önergesi vermiş. Demiş ki uzatmayayım. 17-25 Aralık sonrası FETÖ okullarına aktarılan, hani bir kanun çıkardı ki özel okullarda okuyan çocuklara devlet para veriyor vesaire vesaire. Kaç para demiş. Devrim Milli Eğitim Bakanı da yazmış, namuslu namuslu yazmış. 113.973.279 lira para verdik demiş. Bu FETÖ, bu hükümet terör örgütlerinin finansmanını sağlamaktan yargılanmalı. Eğer FETÖ 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ olduysa. Şimdi AK Parti kandırılmakta çok mahir olan AK Parti bu sefer üzülerek söylüyorum. Kandırılan İçişleri Bakanı tarafından kandırılmıştır. Sayın Bakan sizi kandırdılar. Sizi kandırdılar. Bunun altını çizmek istiyorum. Ve ya da İkisinden birini kabul edeceksiniz. Ya daha önce AK Parti FETÖ'yü taşeron olarak kullanarak yaptığı kumpasları şimdi Sayın Bakan'ı taşeron olarak kullanarak yapmaya devam ediyor. Ya o ya bu. Birinden birini seçin. Üçüncü bir seçenek yok. Hükümetler kurulur, yıkılır. Hükümetleri yıkmak için muhalefet partileri el birliği yapar, güç birliği yapar. Ama devlet yıkılırsa millet de yıkılır. Hükümet etmenin yerini hükmetmek alırsa devlette çürüme başlar. Bu hükümetin yaptığı saygıdeğer milletvekilleri odur. Bu hükümet, AK Parti'nin içinden çıkan bu hükümet, hükümet etmeyi hükmetmekle karıştırarak Türkiye'yi bir büyük felaket hazırlamaktadır. Risk almak yerine macera perestlik yapılırsa, basiret yerine belagatla sorunlar çözülmeye çalışılırsa olmaz. Sağduyunun yerini hırs alırsa, olgunluğun yerini ihtiras alırsa toplumu gerersiniz. Ve güvenin yerini şüpheye bırakırsa, mütevazılık yerini şımarıklığa bırakırsa devlette dökülme başlar. Devleti dökmeyin. Devleti koruyalım. Devleti siper alıp ana muhalefeti sindireceğinizi zannediyorsanız çok yanılırsınız. Bunun bedelini belki sen ben ödemeyiz. Bunun bedelini bu ülke öder. Bu millet öder. Bu millete bunu yapmaya kimsenin hakkı yok.